gidip arabayı alacağım şimdi. Nasıl bana? Ben bacağı esneyeceğim. Marka bacak şimdi. Hocam Ayrım benim katılmak istedi, takım yapmak istedik. Dedim ben de yüzerek takımı tamamlayayım. Erdoğan arkadaşımız da koşacak. Böyle bir üçleme yaptık. Ben zaten yüzüyorum, her gün antrenmanımı yapıyorum. Hocam da evde, trenerda bisiklet çalışmalarına, antrenmanlara devam ediyor. Erdoğan arkadaşımız da koşarak devam ediyor. Ayrım ben'e katılacağız takım olarak. Ben önce yüzeceğim. Benden sonra doktor hocam bisiklete binecek. O bisikletini bitirince Erdoğan arkadaşımız da koşacak 20 kilometre. Benim yaş grubumda katılan kadın yok. Erkek var ama yaş grubumda kadın yok. Bizim yaş grubumuzda takım da yok. Yani genelde genç takımlar oluşuyor. Haftada 3 gün bir araya geliyoruz. Birbirimizi motive ediyoruz. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ben 2 kere Ironman yaptığım için deneyimlerimi arkadaşlarımla paylaşıyorum. Onlar da çok istekli ve azimli. İyi bir sonuç olacağına inanıyorum. Önceden kızımla beraber katılıyorduk. Şimdi 2 erkek arkadaşımız var. Onların da bundan keyif almasına neden olduğum için ayrıca keyifliyim. Benimki bisikletten çıktı. Bisiklet ve triatlon, yani dayanıklılık sporlarına bir ilgiden. İşte bisikleti biraz geliştirdikçe Cennet Hanım'la da antrenmanlar yapıyorduk daha önce. Hadi dedi Ironman'e katılalım ama tabii Ironman uzun bir mesafe. Ironman'in takım yarışması da var. Yani 3 kişi katılıyor, 1 kişi yüzüyor, 1 kişi bisiklete biniyor, 1 kişi de koşuyor. Ben bisiklete binerim dedim. Yani esas ilgi duyduğum alan oydu. Zaten Cennet Hanım daha önce Ironman yapmış. Erdoğan Bey'i de koşucu olarak alarak takımı kurduk. Yaklaşıyor, çok iyi gidiyor. Yorucu ama çok zevkli. Yani bir hedefe yönelik çalışmak çok zevkli oluyor. İnşallah başarıyla tamamlayacağız. Farklı ama ben yani çocukluktan beri sporu çok severim. Pek çok dalıyla uğraştım.
Artık bu dayanıklılık sporları tabii biraz yaş ilerledikçe daha iyi yapılıyor. İnsan herhalde daha sabırlı oluyor. Onun için artık triatlona doğru yöneldik. 2 yıl fitness yaptım hocayla. Çok iyi, hocalarım çok iyiydi. Sıkıldım sonra. Hocam dedim, bu nereye kadar gidecek yani bu salonda? Ne yapacağım dedim. Dedi futbol oyna. Yok dedim, ben ayağımı falan kırarım. Onu tenis oyna. Yok dedim, sevmiyorum derken. O zaman dedi Ironman mı yapacaksın dedi. O ne dedim, işte anlattı. Yapalım dedim. Bisiklete biniyor mu dedi. Hayır dedim. Yüzüyor mu? Hayır. Koşuyor mu? Hayır. Nasıl yapacaksın dedim. Bilmiyorum, öğretirse yaparım. Ben dedi katılacağım dedi Ironman'a. Benimle gelirsen dedi Ironman'a katılırız dedi. Tamam dedim, olur. Ama dedi öyle, ben dedi ciddi adam ararım dedi. Öyle dedi, hani 5'te gel dediğim zaman ya gelirim dedim. Şunu yap dersem yaparım dedim. Tamam dedik, başladık Ankara'da işte. Biraz çalıştık böyle, bir ay, 2 ay. Bizim hoca yan çizdi. Bizi yarı yolda bıraktı, ben de devam ettim. Hocanın yazdığı program eşliğinde başladım. Yavaş yavaş yüzmeyi öğreniyorum. Yavaş yavaş bisiklete binmeyi öğrendim. Bu yaştan sonra işte koşmayı öğrendim. Aktif hayata başladık. Birlikte birkaç bisiklete falan çıktık. O bana teklif etti. Dedi ki birimiz yüzecek, birimiz işte bisiklete binecek. Koşucu lazım bize. Koşar mısın? Koşarım dedim. Relay diyorlar sanırım takım halinde yarışmaya. Ben inşallah 21 kilometre koşacağım. Bu 70.3 Antalya'da yapılacak 31 Ekim'deki yarışta. Elimizden geleni yapacağız. Bakalım. Triloji koymuşlar. Benim sanırım haberim oldu ama hoşuma gitti yani triloji. Hazırlıklar nasıl? Hazırlıklar yeni başlıyor işte. Başlayacağız yani hoca eşliğinde. Her şey hoca eşliğinde. Çünkü bu çok önemli. Bilen birisinin rehberlik yapması, program yazması ayrı bir şey. Herkes bildiği işi yaparsa daha iyi olur tabii ki.